Hoş geldiniz. Bu videoda yapay genel zekayı konuşacağız. Bir nevi bilinçli yapay zeka da diyebiliriz. Tabii ki aralarında farklar var. Bundan bahsedeceğim. Son dönemde ciddi gelişmeler yaşandı. Elon Musk'ın OpenAI'ye açtığı dava, Sam Altman'ın 7 trilyon dolar araması, Reuters gibi büyük haber sitelerinde çıkan haberler bize şunu gösteriyor ki yapay genel zekasına ciddi anlamda yaklaştık. Peki yapay genel zekası ne demek? Yani bildiğimiz ChatGPT gibi yapay zekalardan farkı nedir? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Yapay genel zeka Artificial General Intelligence yani kısaca AGI diye isimlendiriliyor. AGI, insan zekasının genel yeteneklerini taklit edebilen ve birçok görevi yerine getirebilen yapay zeka sistemlerini ifade eder. Problem çözme, karar verme, öğrenme, algılama gibi insan zekasını simüle edebileceği anlamına geliyor bu durum. AGI bilinçli yapay zekaya benziyor ancak aralarında ciddi bir fark var. Duygusal yönleri AGI'nin bilinçli yapay zeka konseptine ulaşabilmesi için kendi varlığının farkında olması gerekiyor. Yani duygusal olarak düşünüp kararlar verebilmesi lazım. Özetle AGI bilinçli yapay zekaya benziyor ancak tam olarak değil. Bunun dışında AGI'nin üzerinde bir de ASI yapay süper zekası var. Bu farklı bir konu. Belki başka bir videoda üzerinde konuşabiliriz. Şimdi devam edelim. Peki yapay genel zekası ile yapay zeka arasındaki fark nedir? Yapay zeka insan zekasını dar bir kapsamda taklit edebilirken yapay genel zekası ise insan zekasını tamamen taklit edip zekice davranışlar geliştirebilir. Hatırlarsanız OpenAI içerisinde bir kriz yaşandı ve Sam Altman ani bir şekilde görevden alındı. Daha sonra Microsoft'un çabalarıyla Sam Altman göreve geri geldi. Her şey o kadar hızlı gelişti ki kimse ne olup bittiği hakkında bir anlam veremedi. Çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. Yapay zeka dünyasında önde gelen isimlerden Ilya Sutskever geri plana itildi. Ve sonrasında ise Reuters'ın bir haberi çıktı ortaya. OpenAI içerisinde QStar isimli bir yapay genel zeka projesinin olduğu ve yapay genel zekanın geliştirildiği ancak Sam Altman'ın bir an önce bu projeyi paraya dönüştürüp satma derdine düştüğü için diğer ekip arkadaşlarıyla ters düştüğü iddia edildi. Sonraki süreçte OpenAI bu durumu yalanlamadı. Hatta bunu destekler açıklamalar da yaptılar. Bu olayın üzerinden aylar geçti ve tekrar bir haber daha ortaya çıktı. Sam Altman'ın 7 trilyon dolar aradığı ve küresel anlamda çip fabrikası kurmayı hedeflediği açıklandı. Bu haber gerçekten ilginç çünkü 7 trilyon dolar gerçekten inanılmaz bir rakam ve bu parayı elde etmesi Sam Altman'ın şu aşamada zor gibi görünüyor. Bu haberden sonra herhangi bir gelişme olmadı açıkçası ya da ben duymadım. Şu anki mevcut yapay zekaları daha da ileri götürmek için mevcut donanımlar yetersiz kalıyor. Ve bu donanımları geliştirmek için ileri düzey çiplere ihtiyaç var. Sam Altman ve OpenAI bu durumu iyi biliyor ve çip özelinde farklı yatırımlar arayışına girdi. Geçtiğimiz günlerde ise ciddi bir haber aldık. Elon Musk OpenAI'a dava açtığını açıkladı. Dava sebebi ise OpenAI'nin genel yapay zekayı keşfettiği ve bunu kendi kuruluş amaçları doğrultusunda halka sunmadıkları gerekçesi yer alıyor. OpenAI kağıt üzerinde tam olarak kar amacı güden bir şirket değil sınırlı derecede kar amacı güden bir şirket. Bu şekilde kendilerini lanse ediyorlar ve bu şekilde açıklıyorlar. Ancak herkesin bildiği üzere artık OpenAI open değil. Yani birçok bilgi gizleniyor. Eski misyonlarından şu an için eser kalmadı. Tabii ki bu durumu kendileri kabul etmiyorlar. Ve ısrarla yapay genel zekayı bulduklarında bu teknolojiyi diğer insanlarla paylaşacaklarını söylüyorlar. Bu durumu Ilya Tuskever birkaç ay önce bir TED konuşmasında söylemişti. Bu TED konuşmasının açıklamalar kısmını eklerim. Merak edenler o konuşmayı dinleyebilirler. Yapay genel zeka hakkında gerçekten önemli açıklamalarda bulunuyor kendisi. Ve bu durumdan da bahsediyor. Yani eğer OpenAI yapay genel zekaya ulaşırsa ya da başka bir şirket yapay genel zekaya ulaşırsa bu durum özelinde mutlaka yardım edeceklerini açıklıyorlar. Kendileri bulursa bilgileri paylaşacaklarını, başka bir şirket yapay genel zekayı bulursa mutlaka elindeki tüm desteği kendilerine vereceğini söylüyor. Tabi bu olur mu olmaz mı? Bence olmaz. Microsoft her ne kadar OpenAI'yi kendi ortağı olarak görmese de yatırımcısı olarak görüyorlar. Bu durumlara Microsoft mutlaka müdahale edecektir diye düşünüyorum. İşte davanın ana sebebi bu şekilde. Amerikan hukuk sistemini tam olarak bilmiyorum ancak dava şu aşamada tam olarak açılmamış durumda. Bir ön inceleme, bir ön dava gibi bir duruşma olacakmış. Ondan sonra bu davanın açılıp açılmayacağına karar verilecekmiş. Bununla birlikte Elon Musk davayı jürili olarak istiyor jüri de bildiğim kadarıyla 12 kişiden oluşuyor ve halktan seçiliyor. Yani bu davanın sonunda eğer gerçekten OpenAI yapay genel zekaya bulduysa bu ortaya çıkabilir ve bizim de bu durumdan haberimiz resmi olarak olabilir. Tabii ki bunu zaman gösterecek hep birlikte göreceğiz. Bu arada OpenAI'nin ayrı bir girişimi var. Figure isimli yapay zeka destekli robot üreten bir şirkete yatırım yaptılar. Sadece OpenAI değil Nvidia, Jeff Bezos, LG, Samsung gibi devler de var. Adeta Şampiyonlar Ligi gibi. Hatta geçtiğimiz günlerde ise OpenAI ilk gelişmeleri açıkladı. Üretmiş oldukları insansı robot bir kahve makinesinde kahve yapıyor. Yapay zeka ile birlikte insansız robotların gelişimi de hızla devam ediyor. Bir yanda Elon Musk'ın ürettiği robotlar var ve diğer şirketlerin ürettiği robotlar var. Ve OpenAI da bu sektörde geri kalmak istemiyor. Ayrıca Sora isimli bir yapay zekayı tanıttı OpenAI geçenlerde, hatta büyük bir sükse yarattı sosyal medyada. Google Gemini 1.5 geri planda kaldı. Google Gemini 1.5 da gerçekten önemli özellikleri olan bir yapay zeka. Her ikisi hakkında videom var. Merak edenler oraya bakabilirler. Sora yapay zekası metinden video üretebilen ve dünya fizik kurallarını simüle edebilen aşırı gerçekçi bir yapay zeka. Şu aşamada halka sunulmayacağı açıklandı. Bir süre daha beklememiz gerekiyor. Bütün bu gelişmeleri bir araya getirdiğimizde yapay genel zekasına ciddi anlamda yaklaştığımızı düşünüyorum. Bununla birlikte bazı tahminlerde 2026 yılında bu teknolojiye ulaşacağımızı öngörüyorlar. Bazı tahminlerde ise 2025 yılı diyenler de var. Tabii ki bunu zaman gösterecek. Hep birlikte göreceğiz. Evet bu videoda yapay genel zekadan bahsettik ve son dönemde yaşanan ciddi gelişmeleri sizlere topluca aktarmak istedim. Biraz sohbet havasında oldu bu video. Gerçekten önemli önemli günlerden geçiyoruz ve yapay zeka gelişmeleri hızla ilerliyor o kadar hızlı ilerliyor ki bir yıl önceki haliyle bir yıl sonraki hali arasında muazzam bir fark var. Bizler de bir şekilde bu teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz. Artık yavaş yavaş her işimizde bu teknolojiyi kullanmaya başlayacağız. Bunun bir ileri seviyesinde ise belki ileri de evlerimize robotlar gelecek. Temizlik yapan robotlar ya da üretim safhasında kullanılan robotlar. Tabii ki ilk çıkan örnekler muhtemelen pahalı olacak. Ancak zamanla bunun ucuzlayacağını düşünüyorum her üründe olduğu gibi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yapay genel zekaya gerçekten yaklaştık mı? Yoksa birazcık daha zamanımız var mı? Ancak eninde sonunda bu teknoloji muhakkak gelecek. Son dönemde yaşanan gelişmeler şunu kesinleştirdi ki artık bu teknolojinin gelmesi kaçınılmaz. Sadece zaman meselesi. Bu arada 10.000 takipçi olmamıza az kaldı. Destekleriniz çok önemli. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.